Azize Doğru Eriten. O Mardinli 61 yaşında bir teyzemiz. Hikayesini buraya taşımamızın nedeni okuma, daha doğrusu okullu olma aşkı. Bu yıl inşallah üniversiteden mezun olacak. Azmetti, azmetti, emek verdi, sabretti ve 61 yaşında üniversiteden mezun olma aşamasına geldi. Çok istiyordum okumayı, bir yerlere gelmeyi. Küçükken okutmadılar, o zaman bizim zamanımızda okutulmuyordu çocuklar, kız çocukları. İçimde kaldı hep. Çocukları üniversiteye gönderirken ben de çok özendim. Ortaokul, liseyi dışarıdan aldım. Mardin'de yaşayan Azize teyzemiz, ailesinin çeşitli gerekçelerle okutmadığı binlerce kadından biri. O aynısını yapmadı, fedakarlıkla okuttuğu çocuklarının doktor, öğretmen ve mühendis olmalarını sağladı. Kendisi de onlara özenerek pek de alışık olmadığımız bir karar verdi. Üniversitede okumak için kolları sıvadı. İçimde hep kaldı. Bir üniversite ben de okuyayım. Uğraştım, bulmaca çözmeyi çok seviyorum. Kitap çok okuyordum. Bayağı bir yararı oldu bana. Ondan sonra çok şükür ki yılı kazandım. Çok emek verdim. Gerçekten çok çalıştım. Bir tek dersim kalmış. O da biraz yoğunluk var. Hem çalışıyorum hem ev işi derken fazla çalışamadım. O tek dersi veremedim. İnşallah vereceğim. Eşinin desteğiyle ortaokul ve lise eğitimini dışarıdan tamamlayan Azize Doğru Eriten, Açık Öğretim Fakültesi Ev İdaresi bölümünden mezun olmaya hazırlanıyor. Son sınıftan kalan tek dersini vermek için çalışıyor. En büyük destekçisi eşi Mustafa amca. Erkek çocuğun okuma hakkı bir ise kızlarınki ikidir. Eşim de ilkokulu bitirdi. Ondan sonra hariçten ortaokulu, liseyi. Ondan sonra 2 yıllık ev idaresini onu da bitirdi. Yalnız tek bir İngilizce dersi kalmış. Kalisi onu da verirse bitirmiş olacak. Bitmedi. Azize teyze aynı zamanda belediyenin el sanatları kursunda usta öğreticilik yapıyor. Ona bakarak, ona özenerek, yani elimizden geldiğince biz de onun gibi olmak istiyoruz. Gerçekten onunla hem gurur duyuyoruz hem öğrenci olmasından gurur duyuyoruz. Hem annemizdir hem hocamızdır. Biz de aynı şekilde. Biz de aynı şekilde.